Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir İslam ve Hayat programı ile yine karşınızdayız. Ve sizden gelecek olan soruları emekli vaiz Sayın Hocamız Ahmet Sarıoğlu'na ileterek sizin nam hesabınıza cevapları ondan alacağız. Sorularınızı iletebilmeniz için normal SMS olarak büyük harflerle Urfa yazıp boşluk bırakıp mesajınızı ilettikten sonra 3969'a gönderiyorsunuz. Ayrıca sabit hat telefonlarımız, alan kodumuz 0414 247 36 36 247 53 53. Tabii sizden gelen soruları Ahmet hocamıza iletmek üzere karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Allah razı olsun. Elhamdülillah. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Rabbim bütün ehli imana iyilik versin. Hayırlı ameller nasip etsin. Huzur versin. Sükunet versin. Hayırlı rızıklar versin. Hayırlı işler nasip eylesin. Her türlü sıkıntılardan arındırsın, kurtarsın inşallah teala. Sayın müdürüm, dünya hayatı insanın istediği gibi değil. Evet. İnsan diyor ki niçin şöyle, niçin böyle? Yani büyük bir alim, Allah rahmet eylesin, Şamlı, eserleri var, kariyeri var. 63'ten beri, 1963'ten vefatına kadar Mekke-i Mükerreme'de yaşamış büyük bir alim. Diyor ki bir gün bir tanıdığım bana bir mektup yazmış. Benim çeyreğim olmayan insanlar benden fazla maaş alıyor. Bilgisi benim kadar olmayanlar benden fazla maaş alıyor. Bilmem nasıl olanlar, nasıl olanlar, benim çırağım olacak insanlar benden daha iyi yerlerde iş yapıyor. Bu nasıl olur şöyle? Alim diyor ki ben kendimi düşündüm, ben de öyleyim. Ben de bu kadar ilim yapmışım. Bu kadar yazarlık yapıyorum. Bu kadar edebi bir insan, edebiyatçı bir insan, hukuk mezunu, ilahiyat mezunu, medrese mezunu, bütün şeyler içinde, yani kendisinde toplamış. Fakat diyor benim talebelerim benden daha yüksek makamlarda, benden fazla maaş alıyor. Diyor ben de çok üzüldüm. Şaşkınlığımı gizlemeye çalıştım insanlar arasında. Sonra diyor bir gün böyle bir radyoyu dinliyordum. Radyoda biri Kur'an-ı Kerim okuyordu. Bir ayet-i kerime beni kurtardı. Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Dünya hayatında insanlar arasında maişetlerini, rızıklarını, geçimlerini biz taksim ettik. Evet. Yani ezelde Cenab-ı Hak bu taksimatı yapmış. Sonra insan yani hak ettiği şeyi elde edebilseydi yani insan çok yükseklerde olurdu. Hak etmeyen insanlar ayaklar altında kalırdı, hak eden insanlar yükseklere olurdu. Fakat öyle değil. Cenab-ı Hak hikmetiyle bize muamele ediyor. Rahmetiyle bize muamele ediyor. Lütfiyle muamele ediyor. Yani bu kısmet işine akıl ermiyor. Yani takdir Allah'tadır. Adamcağız diyor Ramazan-ı Şerif işte iftara az bir süre kalmış. Hanım sofrayı hazırlamış. Biliyorsunuz Ramazanlarda sofralar daha önceden hazırlanır. Evet. Yani işte yiyecekler hep oraya dizilir. Topun atılmasını veya iftar saatini millet bekler. Evet. Diyor böyle bir işte iftarı beklerken baktım bir fakir kapıyı çaldı. Ben çıktım yemin de etti dedi vallahi benle çoluk çocuğum aciz. Hiçbir şeyimiz yok. Diyor ben hanımı kafırlattım yani hanımdan gizli bir şekilde
sofrayı topladım, içinde ne varsa tuttum bu adama verdim. Adam gitti. Hanım geldi bakıyor, sofra yok. Sofra yok. Diyor bana kızdı, şimdi biz ne yiyeceğiz? Şimdi biz ne yapacağız? Bu saatten sonra ben ne hazırlayacağım? Bu saatten sonra ben ne yemek hazırlayacağım? Diyor ben sesimi etmedim. Dedim hele sabırlı ol. Bakalım Cenab-ı Hak biz Allah için yaptı. Yaptığımızı Allah için yaptı. Biraz sonra kapı çalındı. Kapı çalındı. Açtık kapıyı. Çok mükellef bir sofra geldi. Ama çok mükellef. Nasıl geldi? Başbakan yardımcısı bir kısım insanları davet etmiş. Çok mükellef yemekler hazırlamış. Onlar da gelmeyince bu adam kızmış. Demiş alın bu yemekleri hepsini götürün falan adamın evine verin. Hanıma dedim bak Allah için yapılan iş boşa gitmez. Boşa da gitmez, karşılıksız da kalmaz. Evet. Yeter ki biz Allah için hareket edelim. Yeter ki biz Allah namına iş yapalım. Bir fakir kadın önünde yemeği var. İşte bir parça ekmek, bir parça da gıda var. O anda bir fakir kapıyı çalıyor. Emin olun diyor ben acım. Hiçbir şeyim yok. Kadın tutuyor o ekmeği ona veriyor. O gıdayı ona veriyor. Katı o ona veriyor. Gidiyor. Gittikten sonra oğlu seferde. Oğlu seferden geliyor. Annesine diyor ki anne çok acayip bir şey ben gördüm. Çok böyle acayip bir şey yaşadım. Enteresan bir şey yaşadım. Her oğlu oğlum ne oldu? Dedi anne bir anda aslan bana hücum etti. Beni ağzına aldı. Büyükçe bir aslan. O anda beyaz bir elbiseli ortaya çıktı. Beni aslanın ağzından kurtardı ve dedi ki bir lokma bir lokmaya karşılıktır. Ben bir şey anlamadım bundan. Sen ne yaptın? Dedi evladım ne zaman dedi olmuş? Aynı kadının ekmeği verdiği güne dek geliyor. O fakire ekmeği verdiği güne dek geliyor. Ben o gün çok da acıkmıştım. Yemek yiyecektim. Kapı çalındı. Adam çok aç olduğunu, yoksul olduğunu beyan etti. Ben de olan her şeyi aldım götürdüm ona verdim. İşte oğlum o. Biz lokmamızı verdik. Allah seni aslanın ağzından lokma olarak kurtardı. Yani kim ne yaparsa, ne iyilik yaparsa illa karşılığı var. İyilik karşılıksız kalmaz. Kesinlikle mutlaka karşılığı var. Yeter ki biz iyilik yapalım, sabırlı olalım, tahammüllü olalım, hoşgörülü olalım. Dünya istediğimiz gibi yaratılmamış. Allah kendi istediği gibi bu dünyayı yaratmış. Ve bizi de bu dünyada çalıştırıyor Cenab-ı Rabbul Alemin. Onun için sabır çözümdür. Men sabara zafara. Sabreden zafara ulaşır. Hayat bizim istediğimiz gibi değil. Sonra hayat zıkzaklı. Hayat bir doğru üzerinde gitmiyor. Zıkzak üzere gidiyor. Hareket ediyor. Onun için sabredelim. Hoşgörülü olalım. İnşallah Cenab-ı Rabbul Alemin bizleri heder etmez. Yani önemli olan o zikzaklarda arabayı devirmemek. Devirmemek, ve sabırlı olmak. Sabırlı hoşgörülü olmak. Alacağımız ders yani, ne ekersen onu biçersin. Yani. Kısmet Allah'ın elinde olan bir şeydir. İstediğini istediğine verir. Tabii. Hocam şimdi geçen haftadan kalan sorularımız vardı. Ben önce onlardan bir başlayayım. Evet, evet. Bir sevgili izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Kokulu şampuan ile gusül abdesti yapılır mı? Normal şampuan demiş yani. Şimdi efendim burada işte bizim bu memleketimizde uygulanmakta olan iki tane mezhep var. Ameli mezhep. Hanefi mezhebi var. Bir de Şafii mezhebi var. Şafii mezhebi sabunlu suyla gusül yapılmasını kabul etmiyor. Diyor ki gusül yapacak olan insan sade suyla gusül yapmalı. Sade su. Sabunsuz, şampuansız, katıksız bir suyla ne yapacak? Gusülünü yapacak. Hanefi mezhebine göre ise
Sen yıkan da nasıl yıkanırsan yıkan. İsterse şampuanla yıkan, ister kokulu şampuanla yıkan, ister sabunlu suyla yıkan, yeter ki sen yıkan. Yıkandın mıydı gerisi gelir. Problem değil. Onun için Hanefi mezhebinde bu izleyicim sorusunu Hanefi mezhebi olarak soruyorsa caizdir. Problem yok. Problem yok. Şafii mezhebine bağlıysa? Şafii mezhebine bağlı bir insan ise su tertemiz ve katıksız olması lazım olduğunu ileriye sürüyor İmam-ı Şafii mezhebi radıyallahu teala anhuma. Hocam bir izleyicimizden de şöyle bir soru gelmiş. Hayvan idrarı abdesti bozar mı? Hiçbir idrar abdesti bozmaz. Ne hayvan idrarı, ne insan idrarı, ne çocuk idrarı abdesti bozmaz. Fakat bazı hayvanların idrarı necistir, pistir, temizlenmesi lazım. Mesela eti yenmeyen hayvanların idrarı pistir, necistir. Vücuda değerse temizlenmesi lazım. Elbiseye değerse temizlenmesi lazım. Namaz kılınan yere değerse onu oradan gidermek lazım. Temizlemek lazım. Çünkü nasıl ki o hayvanın eti pisse, o hayvanın idrarı da aynı eti gibidir. O pistir. Yani yanaşılmaz. Değdiği yeri mutlaka yıkamak lazım. Mutlaka yıkamak lazım. Ama bazı hayvanlar var, eti yenir. Mesela koyun gibi, mesela keçi gibi, mesela at gibi, deve gibi, sığır gibi. Bunların eti helal olduğu için Hanefi mezhebine göre idrarları da pis değildir, necis değildir. Abdesti bozmaz. Abdesti de bozmaz, necaset de teşkil etmez. Abdesti bozması bir tarafa, necaseti oluşturmaz. Yani o idrarın değdiği vücut, elbise veya namazgah pis olmaz. Onların idrarından dolayı oraya artık pis diyemeyiz. Çünkü ete helal olduğu için idrarı da halaldır. Mesela bazı kadınlar hayvanları sağarken, koyunu sağarken aniden hayvan pisliğini o sütün içerisine bırakıyor. O pisliği sütü necis etmez. Necis etmez. Yani mezhebin şeyine göre, kuralına göre necis değil. Her ne kadar insanın midesi almazsa da, insan ondan tiksinti duysa da, hoşlanmazsa da, ama dini hüküm olarak o pis etmez. Yani alıp atmak lazım. Yani o sütü dökmesine gerek yok. Gerek diyorsun. Yok. O sütü alıp tekrar eğer satıyorsa. Evet. Yani ona gerek yok. Dökmesine gerek yok. O pisliği anında alıp atarsa problem kalmıyor. Evet. Necis de etmiyor. Bulaştığı yere de necaseti bulaştırmış sayılmıyor. Onun için o necis değil. O zaman izleyicimize hayvanın şeyine göredir. Hayvanın eti yeniyorsa bir problem İdrarı yok. Necis değil. Abdesti zaten bozmaz. Evet. İster eti yensin, ister yenmesin. İster yani hayvanın eti yenen hayvan olsun, ister yenmeyen, idrarı abdesti bozmaz. Ancak eti yenmeyen bir hayvanın idrarı ise onu yıkamak lazım. Temizlemek lazım. Evet. Eti yenen bir hayvansa gerek yok ona. Onun eti helal olduğu gibi onun idrarı da haram değildir. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru yönetmiş bize. Ben köyde yaşıyorum. Burada cami yok. Sabah ezanlarına yetişemiyorum. Kaza namazlarımı ne zaman kılmalıyım? Şimdi köyde olan bir insan, her köyde bir cami şart. Okul şart. Cami ve okul illa olmalı. Madem ki yerleşim merkezidir, madem ki insanların yaşadığı bir yani yer ise, muhakkak surette oraya cami de yapılmalı,
okulda yapılmalı. Çünkü okul olmadan insan cahil kalır, cehalet içerisinde kalır. Cehalet de insanın en büyük düşmanıdır. Evet. Hayat düşmanıdır, insanın düşmanıdır. Ve muvaffakiyetsizliğin de temelinde olan bir nedendir. Cehalet insanı muvaffak etmez. Onun için insanları cehaletten kurtarmak için oraya bir okul şart. Cami şart. Cami de şart. Şimdi millet, bir kısım insanlar camiyi anlamıyor. Camiye ne ihtiyaç var canım? Bir mahallede iki tane cami ne için olsun? Halbuki cami emniyet semboludur. Cami huzur semboludur. Camide okunan ezan-ı Muhammedi şeytanların oralardan kovulmasına sebeptir. Bir yerde ezan okundu muydu, şeytan olabildiğince oradan kaçıyor. Ezan sesi ona atılan bir mermi gibi. Onu oradan uzaklaştırıyor. Şeytan uzaklaştı mı, insanlarda bir huzur meydana geliyor. İnsanlar huzurlu oluyor. İnsanlar kardeşçe yaşıyor. Fitne fesat olmuyor. Onun için hatta bazı camilerde 4 tane minare var. 6 tane minare var Sultanahmet'te olduğu gibi. Bazı alimler demişler ki bu 6 minarede 6 tane müezzin olmalı. Birisi ezanı okuyacak, bitirecek. Sonra öbürü çıkacak minarede ikinci ezanı okuyacak. Sonra üçüncü ezanı okuyacak. Sonra dördüncü ezanı okuyacak. Ve böyle minarelerin sayısı kadar müezzinler olmalı. Ve ezan sesi susmamalı. Ezan sesi devam etmeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Yani bu ezanlar hep inlemeli. Hep okunmalı. Çünkü bu ezanlar emniyettir. Bu ezanlar huzurdur. Bu ezanlar berekettir. Bu ezanlar rahmet-i ilahiyenin celbine vesiledir. Onun için yerleşim merkezi olacak da orada cami olmayacak. Bu doğru değil. Büyük bir eksiklik olur. Büyük bir eksiklik ve huzursuzluğun kaynağı. Tabii okulun da olmayışı büyük bir eksikliktir. Tabii yani. Şimdi bunlar birbirini tamamlıyor. Evet. Okul camiyi, cami okulu tamamlıyor. Ne camisiz olur, ne okulsuz olur. Her ikisinin de yapılması gerekli. İster 3 tane ev olsun. 3 tane evde 15 tane çocuk var. En az. 15 çocuk bir sınıftır. Yani oraya bir okul lazım. Yani, aynı zamanda bir cami lazım. Ezan-ı Muhammedi'nin okunduğu bir yer lazım. Şeytanların uzaklaştırılması için ezan okunması lazım. E şimdi bizim köyde cami yok. Ezan yok. E ben nasıl namazlarımı kılacağım? Yani namazın kılınması camiye ve de ezana endeksli değil. Namazın kılınması ne camiye endeksli, ne ezana endeksli. Saatin var, takvinin de var. Kaçta ezan okunuyor? Öğle ezanı 12:30-5 geçe veya 4 geçe okunuyor. Saatine bakarsın. 12:30-5 geçti mi kalk, kendin ezan oku. Bir kişi dahi olsa namazdan evvel ezan okuması sünnet-i seniyedir. Peygamber Efendimizin tavsiyesidir bize. Emridir. Bir yerde namaz kılacak olursanız önce ezan okuyun. Etrafınızdaki şeytanları, şerirleri, zararlıları ortadan uzaklaştırın. Etrafınızdan uzaklaştırın ki namazınızı huzurlu bir şekilde kılabilirsiniz. Şeytanlar etrafta oldu mu, insanı vesveseye boğarlar, insanı sağa götürürler, sola götürürler,
namaz mı kılıyor, çarşıda alışveriş mi yapıyor, dükkanında efendim müşterilerle mi uğraşıyor, memursa acaba yazıları mı yazıyor, imzalatıyor mu, zihni dışarıda kalıyor. Şeytanlar bu vesveseyi yapıyor. Ve şeytanın en büyük hedefi insanı namaz kıldırtmamaktır. Bunu başarabilirse en büyük meseleyi çözmüş olur. Kökünden çözmüş olur. Çözmüş olur. Şayet insan şeytanı dinlemeyip namaza durursa, bu sefer şeytan o namaz kılanın kalbini sağa göndermeye çalışır, sola göndermeye çalışır, işlerle uğraştırır, onunla bununla uğraştırarak namazdan onu alıkoymaya çalışır. Ne zaman insanın aklına gelirse ki ben namazdayım, şeytan beni uzaklaştırmaya çalışıyor, hemen namazına dönsün, hemen ibadetine dönsün, hemen namaza yoğunlaşsın, şeytandan uzaklaşsın. Onun için ezan-ı Muhammedi, emniyet sembolü, bereket sembolü, bela ve musibetlerin o yerden def-u raf olmasına sebebiyet veriyor. Ve yangın olduğu zaman, yangını söndürürken ezan-ı Muhammedi de okuyun ve yangını söndürün. Sefere yolculadığınız insanların arkasından ezan okuyun. Dünyaya gelen çocuğunuzun ilk önce sağ kulağına ezan okuyun. Sol kulağına kâmet getirin. Huzursuzluklar, felaketler, seller, böyle arzu edilmeyen semavi felaketler olduğu zaman ezan-ı Muhammedi okuyun. Yani ezan-ı Muhammedi memleket için vazgeçilmeyecek önemli bir dini emirdir bu. Geçenlerde bir tanesi çıkmış televizyona, İzmir'de, ismini de vereyim şehrin. İzmir'de diyor ki, canım memlekette çok cami var, bunlara gerek yok. Bu camileri okullara dönüştürmeliyiz. Bunları kültür evlerine dönüştürmeliyiz. Bunları bilmem nelerlere dönüştürmeliyiz. Yani bu kalbindeki inançsızlığı, kalbindeki İslam düşmanlığını dile getiriyor. اَدَّنُّ يَتَرَشَّهُ بِمَا ف۪يهِ. Her kalp içindekini sızdırır. O adamın da kalbinde İslam'a adavet var. İslam'a düşmanlık var. İslam'a efendim empati var. İslam'a karşı bir husumeti var. Onun için ezan, namaz, camiler çok. Çok olduğunu söylüyor. Nerede çok kardeşim ya? Nerede çok? 3 eve bir cami lazım ya. 4 eve bir cami lazım ya. Cami çok değil. Camiye henüz ihtiyaç var. Ve Allah ecdadımızdan ebediyen razı olsun. Nereye gitmişlerse ilk iş olarak cami yapmışlar. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret ederken, göç ederken Kuba köyüne gelmiş. Kuba bir köydü. Medine-i Münevvere merkezine bir saatlik mesafedeydi. Peygamberimiz orada 10 gün ikamet etmiş. Ve ilk iş olarak Kuba Mescidini inşa ettirmiş. Kuba Mescidini inşa ettirmiş. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vesselam Medine'ye geldiği zaman da ilk iş olarak Mescid-i Nebevi'nin inşası olmuş. Ve ecdadımız nereye gitmişse öncelikli olarak cami yaptırmış. Cami yapılmasını sağlamış. Ve oraya bir mabet dikmiş. Muhteşem mabetler dikmiş. Ve Osmanlıların mimari stili nerede olursa olsun bellidir. Bugün Şam'a gittiğiniz zaman Şam'da Osmanlı mimarı kendisini gösteriyor. Medine-i Münevvere'ye gidin, orada efendim Osmanlı mimarisi olduğu gibi kendisini gösteriyor.
Diğer yerlere gittiğiniz zaman ecdadın mimari efendim özelliği orada görünüyor. Zaten bir İslam beldesine geldim mi diyor, gözlerin minare arar. Yani. Hocam, yani bence bu izleyicimizin sorusunu tamamlamak adına sabah namazının kazasını ne zaman kılabilirim diye şey yapmıştı. Her zaman kılabilir. Her zaman kılabilir. Üç vakit hariç. Evet. Güneş doğarken, tepedeyken, batarken. Bunun dışında haricinde her zaman kılabilir. Kılabilir. Hocam, kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra tekrar buradayız. İnşallah. Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, kısa bir aradan sonra yine İslam ve Hayat programı ile karşınızdayız. Ve hocam, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Arkadaşım araba alacak. Ben ona dedim ki parayı bana ver, gelecek yıl ben sana aynı arabayı alırım. Bu caiz midir? Hayır, caiz değil. Çünkü bu araba gelecek yıl bu parayla alınmaz. Yani Türkiye şartlarında böyle bir olay yok. Aynı fiyatla alınabilmesi için Türkiye'de enflasyon sıfır olmalı. Sıfır olması lazım. Türkiye'de enflasyon sıfır olmuş mu bugüne kadar? Yani Türkiye Cumhuriyeti döneminde sıfır olmuş mu? Mümkün değil. Olmamış, evet. Her zaman illaki enflasyon var. Enflasyon ne olacak? O zaman faiz olacak. Araba 20 bin lirayken şimdi 25 bin lira olacak. Hatta yani Türkiye şartlarında yani geçen sene 50 bin lira olan bir araba bugün 75 bin lira. Yani %50, %40 üzerine gelmiş. Onun için bu nedir? Bu faiz olur. Ama fiyatlar sabit kalmış olsa? Fiyatlar sabit olsa bu parayı ver. Ben bu parayla gelecek sana araba alırım. Yani para o adamda emanet durur. Emanet durur. Aynı parayla araba alır. Aynı parayla araba alır. Olabilir. Ama şimdi Türkiye şartları böyle değil ki. Sonra Allah korusun, çok enteresan gizli bir el var. Bu ekonomiyi, Türkiye ekonomisini mütemadiyen karıştırmaya çalışıyor. Mütemadiyen bu Türkiye ekonomisini batırmaya çalışıyor. Şöyle veya böyle. Yani çok enteresan bir şey var. Gizli bir güç var. Yani güçler var. Evet. Bir tane de değil. Çok gizli güçler var. Türkiye'nin ilerlemesini hazmedemiyor. Ve Türkiye'yi mütemadiyen karıştırıyor, geri bırakmaya çalışıyor, ekonomisini çökertmeye çalışıyor. Fakat Allah doğrularla beraber. Başaramazlar inşallah. İnşallah muvaffak olamazlar. Çünkü kötülükten hayır görseydi şeytan hayır görürdü. Şeytan bugün o kadar zamandan beri şeytanlık yapıyor. Allah ona daima lanetini eksik etmemiş. İnsanlar ona lanet etmeyi eksik etmemiş. Dolayısıyla insanın işi iyiliktir. Tabii ki bu Türkiye ekonomisini karıştırmaya çalışan insanların İslam'la alakası yok. Dinle bağları yok. İmanla bağları yok. Bazı insanlar namaz kılıyor. Hacca gidiyor fakat memleketin batmasını istiyor. Böylesi insanın namazı ne olacak? Hacı ne işe yarayacak? İslamiyetinin efendim anlamı ne ifade edecek Allah aşkına? Hocam müsaade ederseniz tam bu arada ben bir şey söyleyeyim. Bir arkadaş bana bir video göndermişti. Ben videoyu izledim. Bir cemaat grubu hocam. Bir cemaat grubu çağrı yapıyor. Yani o cemaata çağrı yapıyor. Filan partiye oy verin diyor. Yani bir parti seçiyor. Evet. Ve onlara oy verin diyor. Bir cemaat liderinin dinen öyle bir yetkisi olur mu hocam? Şimdi eğer gerçekten davet ettiği o parti Türkiye ve Türk milletinin yararına çalışıyorsa, onları efendim ilerlemeye
gelişmeye, ekonomilerini düzeltmeye, İslami noktada onların gelişmesine çalışıyor olsaydı, hadi neyse. Fakat onun davet ettiği parti Amerika tarafından destekleniyor. Kurulmuş. Kurulmuş, destek görüyor. İmkan sağlanıyor. Evet. İmkan, destek veriliyor ve Türk milletini bölmeye, Türkiye'yi çökertmeye, Türkiye'yi geriletmeye çalışmaya yani çalışmaya yeltenmiş bir parti. Yani yıkım ekibinde mevcut bulunan bir partiye maalesef, destek sağlıyor. Maalesef. Ve bu da cemaattir, cemaatin lideridir. Şimdi artık Türk milleti cemaatların %99'una itimadı kalmadı. Tabii biz burada temiz cemaatları tenzih ediyoruz. Şimdi yanlış anlamasınlar bizi. Temiz cemaatler var. Evet. Fakat hani ağzı sütten yanan ayran üfleyerek içer. Yoğurdu üfleyerek yer. Dolayısıyla Türkiye genelinde cemaatlerin çoğu sınıfta kaldı. Sınıfta kaldı. Birileri milletin malını yedi, üzerine yattı. Birileri din adı altında Türkiye'yi yıkmaya çalıştı. Terörü azdırmaya çalışıyor. Memleketi bölmeye çalışıyor. Memleketin huzuruna musallat olmuş, hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Elinden gelen her fırsatı da değerlendiriyor. Ve böylelerini de maalesef destekleyen insanlar var. Hala onların arkasında olanlar var. E tabii ki bu dünya, burası dünya. Dünya imtihan yeri. Allah bu dünyayı imtihan için halk etmiş. Yani insan her şeyi çıplak gözle göremiyor. Evet. Ancak perdeyi gayb açılsa, bizimle ahiret arasında o perde var. O perde açılsa bir kısım hakaik ortaya çıkacak. O zaman bilecek ama ne yarayacak? İş işten geçecek. İş işten geçecek. Yani o cemaatin içerisinde de üye olan kişi bu liderini sorguluyor. Sen diyor bu partinin manevi olarak nesini gördün de bize tercih ediyorsun? Parasını görmüş. Parasını görmüş. Ya. Yoksa herhangi bir maneviyatı yok. Ya. Yıkıcı ekibin içerisinde zaten. Allah rahmet etsin. Şeyh Hüseyin-i Kermo vardı. Evet. Sizin mahallenize yakın yani. Belki görmüşsün, belki. Allah rahmet etsin. Yani deli dolu bir insan. Ama dolu bir insan. O böyle herkesin adı yanında Mehi. Herkese Muhammed der. Muhammed. Kim olursa olsun. Onun adı Muhammed'dir. Muhammed'dir. Başka yok. Muhammed, Muhammed, Muhammed der. Şimdi birisinin yanına gelmiş oturmuş. Allah rahmet etsin. Tanıdığım biri. Diyor bana dedi ki, ya o Muhammed Allah hayrı vere. Ben baktım ki kocaman deve eşeğin arkasında gidiyor. Eskiden katarlar var ya, evet. Önde eşek affedersin, ondan sonra da develer arka arkaya dizilmiş. Gördük hocam, burada onları gördük. Yani gidiyor. Muhammed Allah hayrı vere, ben baktım bu mübarek deve, bu kadar kocaman bir hayvan, eşeğin arkasına takılmış gidiyor. O da birkaç hayret tane ettim deve. Ya bu nedir? Sonra baktım ki eşeğin üstünde saman var, saman. Demek ki deve eşeğin arkasına değil, samanın arkasına takılıyor. Hedefi o samandan istifade etmektir. Şimdi bazı insanlar bazı yerleri destekliyor, hedefi Allah rızası değil, faydalı oldukları için değil, fayda verecek olduğundan dolayı değil, belki kendi şahsi menfaatını milletin zararına tercih ediyor. Şahsi menfaatını milletin zararına tercih ediyor. Durum bu merkezde. O zaman biz bu soruyu soran izleyicimize diyoruz ki, yani arkadaşına parayı bırakarak gelecek sene araba alman doğru değildir. Doğru değil, yok. Çünkü bugünün şartına göre fiyatlar sabit kalmıyor. Her yıl fiyatlar değişiyor. Her ve değişiyor. Orada faiz devreye girmiş. Doğru yani. Değil, yanlıştır. Bu adam işte nakde ihtiyacı var. O adamı da avutacak, bir sene bekletecek. Ondan sonra da nasıl olacağını Allah bilir. Tamam. Bir sene sonra nasıl olur memleketin şartlarını vallahi bilemiyoruz yani. Çünkü memleketin düşmanı çok müdürüm.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok düşmanı var. Müslüman göründüğü halde düşmanlık yapan var. Kafir göründüğü halde düşmanlık yapan var. Müttefik olup düşman olan münafık olan düşmanlar var. Müttefik suretinde görünen düşmanlarımız var. Ve bu düşmanlar durmuyor. Mütemadiyen gece gündüz karıl karıl çalışıyor. Ve memleketi batırmaya çalışıyor. Memleketin can damarı nedir? Ekonomidir. Bir memleketin ekonomisi kötüyse o memleket batmıştır. Batmıştır. Ve bunlar planlarını değiştirdiler. Bu sefer ekonomiye yöneldiler. Yani her yolu denediler. Denediler. 15 Temmuz'u denediler, bilmem neyi denediler. Şimdi ekonomiye geldiler. Başarılı olamadıklarını fark edince bu sefer memleketin can damarı olan ekonomisine musallat oldular. İnşallah Rabbim onları muvaffak etmez. Amin. İnşallah onlar niyetleri karnında, kalplerinde kalır, kursaklarında kalır. Amin. Memlekete inşallah zarar vermezler. Başaramayacaklar hocam. İnşallah. Ülkemiz büyük bir ülke. Türkiye i̇nşallah. Artık eski Türkiye değil. Türkiye büyük Türkiye hocam. Onun için şer odakları bunu başaramayacaklar. İnşallah. Yani şer odakları gömülecek, toprağa gömülecek. Allah doğrularla beraber. Amin. Bu memleketi ayakta tutan Kur'an nurudur. İman nurudur. Ezan-ı Muhammedidir. Evet. İslam dinidir. Ve bu elhamdülillah çığ gibi büyüyor. Çığ gibi gelişiyor. Kadınıyla erkeğiyle birçok insan İslam'a yüzünü dönmüş, dine yüzünü dönmüş, ibadete yönelmiş ve inşallah bunların duaları memleketi ayakta durmaya devam ettirir. İnşallah hocam. Hocam bir izleyicimiz de oruçla ilgili bir soru sormuş. Oruç bozulunca kefaret olarak kaç gün oruç tutulmalıdır? Muhterem izleyiciler, orucun bozulma şekli önemli. Şimdi bir insan düşünün, yani Şafii'dir. Şafii mezhebinde orucun hangi şekilde bozulursa bozulsun, cinsi ilişki hariç kefaret gerekmiyor. Diyelim ki adam gündüz ortasında tuttu, yedi. Nefsine uydu, yedi. Bu adama kefaret gerekir mi? Yok, gerekmez. Hanefi mezhebinde hangi suretle olursa olsun, hastalık hariç, sefer gibi durumlar hariç, zorunluluklar hariç, yani hangi şekilde orucunu bozarsa bozsun, hem kaza hem kefaret gerekiyor. Yani 60 gün üst üste oruç tutacak, kaza şey kefaret olarak. Bir güne karşılık. Bir güne karşılık, bir de evet. O günü kaza edecek kardeşim. 60 gün kefaret, bir günde kaza. 61 gün. 61 gün oruç tutması lazım. Oruç tutması lazım. Onun için yani ibadeti bozmamak lazım. وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ Amellerinizi bozmayın. Ameli bozmak doğru değil. Onun için bir Müslüman oruca niyetlendi. Artık hastalık hali, bitkinlik hali, baygınlık hali hariç bu adam orucunu devam ettirmeli. Şafii mezhebinde kefaret yok değil mi hocam? Yani cinsi ilişki nedeniyle orucu bozarsa kefaret var. Haricinde? Haricinde yok. Yani bir güne bir gün mü tutar? Bir güne bir gün tutar. Evet. Ama Hanefi mezhebinde hangi nedenle olursa olsun, zorunlu nedenler hariç, zorunluluklar hariç, olağanüstü durumlar hariç, evet, mutlaka kefaret de kaza da gerekmektedir. Bir güne 60 gün, artı bir de bir güne karşılayacak 61 gün. 60 gün kaza, kefaret, bir günde kaza tutması gerekiyor. Hocam konuyu bu oruçtan açmışken bir soru daha var. Alttaki bir soru. Onu da alıp buraya ben size bir yönelteyim onu. Bir izleyicimiz demiş ki yüksek tansiyon hastasıyım. Bunun haricinde Ramazan ayında hastalandım. Ve doktorlar kesinlikle oruç tutmayacaksın dedi. Ben de oruç tutmadım. Bu konuda ne yapmalıyım? Ya kış günleri bu tutamadığın günleri kaza edersin. Hava serin.
günler kısa. Evet. Onun için bıktırıcı olmaz. Bunları o zaman kaza edersin. Tutamadığın günler. Kaç gün tutamadın? Bire bir yani. Bire bir. O kaza edeceksin. Evet. Yok, eğer sürekli olarak tutamayacak durumdaysan, kış günleri bile bazı insanların şekeri yüksek. Evet. İki saat aç kaldı mı baygınlık geçirecek hale geliyor. Bitkinlik hal başlıyor kendisinde. O insan ne yapacak? Fidye verecek. Fidyesini verecek. Yani her gün için Hanefi mezhebine göre bir fitre miktarı verecek. Fitre miktarını verecek. Şafii mezhebine göre fitrenin dörtte biri kadar fidye verecek. Diyelim ki fitre 20 lira. 20 lira. 5 lira. 5 lira. Şafii mezhebine göre. Mezhebine. Hanefi mezhebine göre 20 lira. 20 lira. Günlük olarak. Verecek. Fakat takdir ederseniz ki her insanın ekonomik durumu bir değil. Maddi durumu bir değil. Adamın imkanları yoksa, imkanları zayıfsa, kefaret veremeyecek veya fidye veremeyecek konumdaysa, bu adamın fidye vermesine de gerek yok. Ya Rabbi diyecek, halim sana malum. Eğer gücüm olsaydı ben orucu tutardım. Tutmak da isterdim. Fakat vücudumun sıhhati muhtel olduğu için, bozuk olduğu için ben oruç tutamıyorum. Dolayısıyla ya Rabbi beni bundan sorumlu tutma. Eğer fidye verebilecek gücüm olsaydı fidye verecektim. Halim sana malum ya Rabbi. Dolayısıyla ben fidye de veremiyorum. Ya Rabbi beni sorumlu tutma diye dua edecek. İnşallah öylesi bir insana Cenab-ı Hak neden fidye vermedin diye hesaba çekmez. Hocam bir izleyiciden bir soru daha gelmiş. Beddua etmek günah mıdır? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beddua etmeyi yasaklamış. Ancak bazı çaresizlikler olursa, Peygamberimiz de beddua etmiş. Bazı kimselere. Kureyş'e beddua etmiş. Hafızları öldüren kabileye beddua etmiş. Birisine bakmış ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sol eliyle yemek yiyor. Peygamberimiz onu uyarmış. Demiş ki genç, sol elinle yeme, sağ elinle ye. Adam yani zoruna gitmiş. Böbürlenmiş. Tekebbür etmiş. Demiş yapamıyorum. Sağ elimle yapamıyorum. Sol elimle ben yapabiliyorum. Peygamberimiz fark etmiş ki bu yalan söylüyor. Yalandan dolayı bunu iddia ediyor. Peygamberimiz demiş leste ta'te. Yapamayacaksın. Yapamıyorum dedi ya. Yapamayacaksın diyor. O adam elini bir daha kaldıramamış. Eli tahta gibi kurumuş. Anında kurumuş. Onun için yani beddua ideal değil. Zalime beddua edilebilir. Zulme maruz kalmış. Hayatı zehre dönüşmüş. Hayatı alt üst olmuş. Ve bir türlü bundan kurtulamıyor. Sesini de engelleyecek insanlara da duyuramıyor. Her insan sesini duyurabiliyor mu? Duyuramıyor. Sonra zalimlerin arkadaşı çok müdürüm. Evet. Destekçisi çok. Safında yer alan insanlar çok. Fakirin destekçisi yok Allah'tan başka. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, Cenab-ı Hak buyuruyor ki İşteddâ gazabî, benim gazabım şiddetli olur. Alâ men zaleme, zulmedene, men lâ nâsire lehu gayri, benden başka yardımcısı olmayan insana, zulmedenlere karşı benim gazabım şiddetli olur. Benim hiddetim şiddetli olur. Büyük olur. Sahipsiz, fakir, çaresiz, bir de birileri bunun huzuruna musallat olmuş, hep zulmediyor, hep hakaret ediyor, hep sindirmeye çalışıyor,
İşte bu insanlara karşı Allah'ın gazabı şiddetli olmuş. Dolayısıyla buna beddua edilebilir. Buna beddua edilebilir ama halkın arasında olduğu gibi her gün beddua etmek değil ha. Yani şu andaki anne babaların çocuğa yaptığı beddua... Ha, o yanlış. O yanlış. Tamamen yanlış. Evet. Gerekçesi ne olursa olsun. Çünkü Peygamberimiz yasaklıyor. لَا تَدْعُوا عَلَى اَمْوَالِكُمْ Mallarınıza beddua etmeyin. وَلَا تَدْعُوا عَلَى اَوْلَادِكُمْ Çocuklarınıza beddua etmeyin. وَلَا تَدْعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ Kendinize beddua etmeyin. Ya Rabbi canımı al. Doğru değil ya. Ya Rabbi bu evladımı al. Ya Rabbi bu malımı al. Bunlar doğru değil. Çünkü dua ettiğiniz sırada bakarsanız ki duanın kabul olduğu bir ana denk gelir. Olduğu bir ana denk gelir sonra pişman olursunuz. Onun için beddua değil dua etmek lazım. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın huzuruna bir adam geldi. Dedi ya Resulallah benim çocuğum çok kötü. Beni dinlemiyor. Benimle ilgilenmiyor. Bana itaat etmiyor. Peygamberimiz ona dedi ki sen ona beddua ettin mi evladına? Dedi evet ya Resulallah. Ben evladıma beddua ettim. Peygamberimiz dedi ki ente efsettehu. Sen bu çocuğun bu hale gelmesine sebebiyet verdin. Onun için bir insan çocuğuna, canına, malına beddua etmemesi lazım. Şimdi zalime beddua edersin. Fakat durmadan beddua etmek de doğru değil. Adama beddua ettin. Etmezsen hakkını ahirette alırsın. Edersen artık hakkını almış olursun. Hakkını kullanmış olursun. Kullanmış olursun. Hı. En iyisi beddua etmemek. Ama... En doğrusu beddua etmemek. Allah'ın adaletine bırakma. Allah'a hiçbir şey gizli değil müdürüm. Allah her şeyi görendir. Fark edendir. Bilendir. Önleyebilecek güçtedir. Ama hikmetleri var. Biz hikmetini bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bu zalimlere bu kadar imkan vermesinin hikmetinden haberimiz yok. Bilemiyoruz. Ama mutlaka altında bir hikmet var. Mutlaka bir sebep var. Mutlaka bir neden var. Ama biz zayıfız. Feryad-ı figan ediyoruz. Tahammül edemiyoruz, sabredemiyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Dakikada bir bedduayı basıyoruz. Bu doğru değil. Bir defa beddua ettin, hakkını aldın kardeşim. Bir daha beddua edersen haksızlık etmiş olursun. Yanlış yapmış olursun. Bir defa hakkın var, ikincisinde hakkın yoktur, karışma. Allah'a sığınacağız. Tabii. Cenab-ı Hakk'a havale evet. edeceksin. O her şeyi bilendir. Hakkını alır. Evet. Hocam tekrar bir kısa araya gideceğiz. Sevgili kanalın faiz izleyicileri, kısa bir araya gidiyoruz. Kısa aradan sonra tekrar karşınızdayız. Kısa bir aradan sonra yine karşınızdayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Babam vefat etmiş. İskat için evi sat dedi. Benim durum kötü. Ne yapmam lazım? Şimdi adamın bir adam vasiyet ederse bir de malı varsa o vasiyeti geçerlidir. Yani şu kadar parayı alın falan yere verin. Ve o imkanı da var adamın. Parası vardı öldüğü zaman.
o malın üçte biri kendisine düşer. Bir adam 30 bin lira parası var. 10 bin lira ben öldümse falan yere verin diye vasiyet ederse bunun vasiyeti geçerli. Ama parası yoksa, olmadığı halde vasiyet ederse varislere kalmış olur artık. Varisler isterlerse vasiyeti yerine getirirler, isterlerse vasiyeti yerine getirmezler. Kendilerine kalmış. Şimdi bu oğlan, babası kendisine bir ev bırakmış. Evet. Bu ev de onun adında, babanın adında. Baba hayattayken vasiyette bulunmuş. Benim iskatımı verin. Dolayısıyla bu adamın hakkı vardır. Bu yapılmalıdır. Vasiyet farzdır biliyorsunuz. Evet. İnfazı farzdır. Meşru olmak şartıyla, İslam'a uygun olmak şartıyla bu vasiyeti yerine getirmek mecburiyetleri var. Dolayısıyla bu adam yani 5 bin lira, 6 bin lira kadar bir parayı buluşturacak, babasının iskatını verecek. Yoksa borçlu kalır. Yani miras olarak bırakmış olduğu bir tek ev olsa dahi. Olsa çünkü evin üçte biri vefat edenindir. Yani tabii ki adamındır. Ne kadar ölüsü bir ev bugün yani 30-40 bin lira eder yani. Nerede olursa olsun. İsterse ücra bir yerde olsun. Yani o zaman onun fiyatını tespit edecek. Evin fiyatını tespit edecek ve üçte birini. Üçte birinde hakkı vardır. Vasiyet hakkı vardır. Vasiyet ederse infaz edilmelidir. Yani o vasiyet yerine getirilmelidir. Gerekirse o üçte birini borçlansa da. Borçlansa da bunu yani yerine getirecek. Evet. Babasının hakkı vardır. Evi var demiş, evi sat, İskatını benim iskatımı ver. Adam evde onun. O da üçte birinde vasiyet hakkı vardır. Dolayısıyla bunu vasiyet edebilir. Etmiş olduğuna göre bu vasiyet yerine getirilmeli. Evet. Yani bunun bir kaçar tarafı yok. Tutarının üçte birini verecek. Mutlaka borçlansa verecek. Dahi verecek. Olmazsa olmazdır bu. Evet. Yani parası olmazsa da, ama dese ki yani ileride benim param olur 3-5 gün sonra veya bir hafta 10 gün sonra, bir ay sonra olur. Ama yok, ufukta bir şey görünmüyorsa borçlanacak. Bir yerlerden borçlanacak. Babasının iskatını vermesi lazım. Geciktirebilir mi hocam? Mesela bir yıl, iki yıl falan geciktirebilir yok mi? Yok. Çünkü bu adam vasiyet etmiş. Ben öldüm mü bunu yap. Geciktirmesi doğru değil. Öyle bir şansı da yok. Şartlar oluştuğuna göre adamın evi var. Evi de para eder. Yani satılabilir. E şimdi sen bunu neye geciktireceksin? Geciktirsen yanlış yaparsın. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Benim abim var. Annem ona hiç hakkını helal etmedi. Ve annem rahmetli oldu. Acaba hakkı halen haram mıdır? Muhterem Müslümanlar, muhterem izleyiciler, anne hakkı gibi bir hak yok. Allah'tan sonra, peygamberden sonra en büyük hak annenin hakkıdır. Annenin hukukuna tecavüz eden bir evlat hayatta muvaffak olmaz. Hayatta başarılı olmaz. Hayatta istediği konuma gelemez. Anneyi üzmek, anneyi gücendirmek, anneyi rahatsız etmek, hukukuna musallat olmak, ona efendim hürmetsizlik etmek çok büyük bir günahtır ve bunu yapan bir evlat da hayatta başarılı olacağını düşünmesin. İflah olmasın. İflah olmasını düşünmesin. Ben iflah olurum gelecek sene, öbür sene, daha sonraki sene kesinlikle olmaz. Ve bir anne, baba üzgün olarak, evlada küskün olarak, hakkını helal etmeyerek vefat ederse bunların hakkını ödemek mümkün değil. Ancak evlat salih olursa, dindar olursa, beş vakit namaz kılarsa,
tövbe istiğfar olursa, ederse, pişmanlık duyarsa, anne babasına da günde 5 defa namazda en azından dua ederse ve bu duayı sürekli yaparsa, inşallah Cenab-ı Hak bu pişmanlıktan, tövbe etmekten ve anne babasına dua etmekten dolayı inşallah Allah onu affeder. İnşallah annesini de kendisinden memnun eder. Ama bunu yapmazsa, tövbe istiğfar etmezse, Allah'a dönüş yapmazsa, pişmanlık getirmezse ve anne babasına günde en az 5 defa dua etmezse, annenin hakkı üzerinde kalır. Annenin hakkı ödenmemiş olur. Ve bu çocuk elden gitti. Yani bunun iyi olması düşünülemez. İyi olacağı da beklenilmez. Mümkün değil. Bu hayatta görülmüş. Örnekleri var. Annesine çektiren evlatlar hayatta çok perişan olmuşlardır. Hiçbir zaman muvaffak olamamışlardır. Hiçbir zaman arzu ettikleri seviyeye gelememişlerdir. Kendileri de çocukları da. Çocukları da salih olmamış. Dindar olmamış. Uygun hareket etmemiş. İstenen şekilde hareket etmemiş. Perişan olmuş. Onun için anne çok hürmet edilmesi gereken bir varlık, bir insan. Çok hürmet edilmesi gerekir. Annenin elleriyle birlikte ayakları öpülmeli. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, "El cennetu tahta akdamil ummahat." Cennet annelerin ayakları altında. Yani anneye karşı toprak gibi hareket etmek lazım. Yani anneye karşı toprak olacak. Anne onun üzerinden yürüyerek geçecek. Böyle bir tevazu, böyle bir alçak gönüllülük, böyle bir itaat, böyle bir hizmet annesine yapacak ki muvaffak olabilsin. Allah merhamet etsin. Amin. Yani bu izleyicimiz pişmanlık duyacak, salih ameller işleyecek. Tamam. Vefat eden annesine salih amel kapısını açık tutacak, onların hayrına bir şeyler yapacak. En azından 5 vakit namazda onlara dua edecek. Onlara dua ederse ve Allah'a sığınacak. İnşallah anne baba da ahirete intikal ettikleri halde evlattan memnun olur ve evlattaki hakkını helal eder. İnşallah o vasfa kavuşur. Bu şartla. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Beddua edene amin demek doğru mudur? Hayır. Ancak bugün İsrail devleti. Evet. Ona beddua edilirse amin denir. Ama bir Müslümana yanlış hareketinden dolayı biri beddua ediyorsa ona amin demek doğru değil. Çünkü ehli imandır bu. Müslümandır bu. Hata etse de hatasını bir gün telafi edecek. Ona amin demek doğru değil. Ama bugün kafir bir devlet. Memleketi karıştırmaya çalışan devletler gibi. Biraz evvel ifade ettik. Evet. Memleketimizin huzuruna musallat olmak isteyen din düşmanları var. Onlara beddua edildiği zaman amin denilir, 1000 defa da amin denilir. Ama bir ehli iman hatasından dolayı birisi ona beddua ederse amin demek doğru değil. Yani ya Rabbi ben de onun gibi ona beddua ediyorum. Sana ne gelmiş? Hele bu adam mazlumdur. Ya sen? Çünkü amin demek ya Rabbi bunu kabul et. Evet. Duasını kabul et. Yani istediğini yerine getir. E seni ne ilgilendirir baba ya? Doğru değil. Kafir olmadıkça, ehli imana zarar veriyor olmadıkça amin demek doğru değil. Yani Müslümana yapılan bedduaya amin demek doğru değildir. Evet. Şer odaklarına, evet, özellikle zalimlere, zalimlere, kafirlere, yani örneğin İsrail gibi Filistinleri patır patır öldürüyor,
Buna o bir kez amin diyor, demek yetmez, bin kez kere, amin demek bin lazım. Bin kere amin denilmeli. Evet. Bin kere bunlara amin denilmeli. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. İftira atmanın sıkıntıları nelerdir? Dindeki yeri nedir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam el-kebâiru seb'un, büyük günahlar 7 tanedir. Evet. El-işrâku billah, Allah'a şirk koşmuş. Ve-ribâ, faiz yemek. Ve-sihru, büyü yapmak, yaptırmak. Ve-tevelli yevme-z-za'f, savaştan kaçmak. Ve-ukûku l-vâlideyn, anne babaya karşı gelmek. Efendim, وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ İnsan canına kıymak. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ Hiçbir şeyden haberi olmayan kadına, iffetli kadına iftira etmek, zina isnat etmek, zina ettiğini ileriye sürmek, bunlar büyük günahlardır. Ayrıca hadis-i şerif olarak El-buhtanu alel-baraya, beri olan, suçsuz olan insana iftira isnat etmek, yani suç isnat etmek. Ethqalu minessemavati vel-ard. Günahı yer ve gökten daha fazla ağır gelir. Onun için İslam iftirayı kabul etmiyor. İftira edeni kabul etmiyor. İftira edilmesini kabul etmiyor. Çünkü bu İki suçu ifade ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gıybet etmeyin diye emri var. Yapma diyor. Biri demiş ya Resulallah, gıybet nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki zikruke ahake bima yekrahuhu. Din kardeşinin gıyabında din kardeşinin hoşlanmayacağı sözleri hakkında söylemektir. Demiş ki adam tekrar, ya Resulallah, araeyte inkâne fîhime akûl. Yani ben onun hakkında dediklerim doğru olursa durum nasıl olur? Demiş, inkâne fîhime tekûl fakat ihtebtem. Eğer dediğin doğruysa ona gıybet ettin. Gıybet olur. Eğer dediğin doğru değilse fakat behittehu, yani ona iftira ettin. İki çeşit günah işlemiş oldun. Hem gıybet hem iftira günahını işlemiş oldun. Onun için suçsuz insana suç isnat etmek, suçlu göstermek, suçlu olduğunu ilan etmek çok büyük bir günahtır. Çok büyük bir günahtır. Yedi günahtan biridir. Doğru değildir. Uzak durmak lazım. Kızıyor olabilirsin. Hoşlanmıyor olabilirsin. Kıskanıyor olabilirsin. Nefsine mağlup oluyor olabilirsin. Ama iftira etme ya. Adam beridir. Suçsuzdur. Yapmadığı bir suçu ona isnat etmek en büyük günahlardan ve de en çirkin günahlardandır. En çirkin günahlar. Çok yanlış bir şeydir. Onun için Müslüman din kardeşine iftira etmeyecek. Karalamayacak. Yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermeyecek. Bunlar çok yanlış. Ve bunlar cahillerin işi. İslam'ı bilmeyenlerin işi. Karşı tarafı kötülesin de ne olursa olsun. İster doğru olsun, ister yanlış olsun. İster hak olsun, ister batıl olsun. İster yerinde olsun, ister yersiz olsun. Ne yapıyor? Bunu ileriye sürüyor. Bu da felaketin ta kendisi. Bu doğru değil. Yapmamak lazım. Hocam gıybet de yok değil mi? Yani gıybet de yok. Ve la yahtab ba'dukum ba'da. Kur'an öyle diyor. Yani şöyle bir durum hocam. İnsandan bazen soruyorlar mesela, filan insan nasıl biri? Yani diyelim ki sen o insanı tanıyorsun. Yolu yol değil. Doğru yolda değil. O anda sen onun bilgisini verirken gıybete girer mi yani? Şimdi istisnaları var. Yani o dostunun ondan gıybetin, sakınmasını istiyorsun. Gıybetin istisnaları var. Evet. Yani gıybet olduğu halde de günah değildir.
Biri diyor ki Hacı İbrahim ben falan adamla ortaklık yapacağım. Evet. Sen o adamı tanıyorsun. O adamla ben ortaklık yapsam zarar görür müyüm? Sen biliyorsun ki o yani yaramaz bir insan. Hilebaz, okkabaz, her türlü yanlışlar içerisinde yüzüyor. Sen desen ki ama sırf rıza ilahi için. Allah rızası için tabii. O adamın mağdur olmaması için desen ki kardeşim falan adamla ortaklık yapma zarar görürsün. Bakın bu gıybettir. Fakat günah değildir. Haram değil. Şimdi senin komşun var. Komşunun kızı var. Bir adam gelmiş o kıza talip olmuş. Fakat bilmiyor, tanımıyor. Komşuların birbirleriyle ilişkileri olur illa. Genelde. Evet. Bu sizin komşunuzun kızına ben talip olacağım. Ne dersiniz yani? Nasıl bilirsiniz? Şimdi bazı kadınlar her türlü gıybeti yapıyor akşama kadar. Ama böyle bir şey ortaya çıktı mı aman kızcağız hakkında ben bir şey diyemem. Ya bu adam Allah için bu kızcağızla hayatını birleştirecek. Bir yuva kuracak. Senden de soruyor. Sen de biliyorsun. Sırf istişarenin hakkını vermek için desen ki sana uygun değildir. Bu gıybettir ama halaldır. Halaldır. Gıybettir ama halaldır. Bazı insanlar lakapla meşhur olmuş. Lakap. Evet. Falan adam. Yani kefen soyan mesela. Evet, evet. Var Allah rahmet eylesin. Öyle bir lakaplı var. Bir lakap. Kefen soyan nerede? Desen ki falan yerdedir kefen soyan. Bu günah değil. Yani her ne kadar bu gıybetse de bu çünkü bu isimle biliniyor. Serseri falan. Çünkü halk arasında serseri olarak biliniyor. O şekilde tanınmış. O şekilde tanınmış. Bunu söylemek gıybet değil. Gıybet olmakla birlikte günah değil. Ve buna benzer bir kısım veya hakime gidiyorsun, valiye gidiyorsun, emniyet güçlerine gidiyorsun. Diyorsun ki falan adam benim huzuruma musallat olmuş, bana zulmediyor, hakaret ediyor. Sırf o münkeri ortadan kaldırmak için şikayette bulunsan, her ne kadar onun kötülüklerini dile getirsen de o günah bir gıybet değildir. Gıybet olmakla beraber ama günah değildir. Ha, bu tür şeyler istisna edilmiş. Yani iyi niyetle Allah rızası için bir dostu uyarma adına yani olabilir. O insanın hakkındaki doğru bilgileri aktarabilirsin. Gıybete giriyor. Gıybete giriyor ama haram ama değildir. Haram değildir. Çünkü bu maslahat evet. icabıdır. Evet. Maslahat için sen bunu yapıyorsun. Evet. Hocam bir izleyicimize şöyle bir soru yöneltmiş. Ben ev almak için bankaya müracaat ettim. Banka bana evi aldı. Parayı evin sahibine ödedi. Şu an ben sadece taksitleri ödüyorum. Bunun hakkında bilgi verir misiniz? Dinen caiz midir? Şimdi vatandaşımız banka diyor. Evet. Şimdi bu finans kurumlarıdır. Ev alanlar. Yani finans kurumları vatandaşa ev alıyor. Evet. Evin parasını da ev sahibine ödüyor. Evi alana değil, evi satana kendisi ödüyor. Sonra ev talebinde bulunan insanla karşılıklı oturuyor. Ne kadar ayda taksit verebilirsin? O taksitleri senelere yayıyor. 5 seneye kadar, 6 seneye kadar o taksidi ödemek şartıyla ne yapıyor? Bu evi o şahsa tapu ediyor. Ama üzerine de ipotek koyuyor. Evet. Kendini güvenceye almak için. Bu sadece finans kurumlarında var. Yani bu işlemleri yürütenler finans kurumlarıdır. Finans kurumları. İzleyicimizin kastettiği. Kastettiği bunlardır ama vatandaş bunları birbirinden ayırt edemediği için banka diyor. Evet. Halbuki faizli bankaların böyle bir çalışması yok.
Onlar sana para verirler. O sana para verir. Faizini verir, koyar. 8 öder. 10 borçlandırır, 8 öder sana. O ayrı, o faiz. O helal değil. Fakat bu helaldir. Neden helal? Çünkü bu adam sana parayı vermedi. Evi alıp sana veriyor. Sana evi satın aldı. Evet. Senin evini, adına tapu etti. Taksitlere böldü. Taksitle sana bu evi sattı. Farklı sattı. Ev 10 lirayken 12 liraya veya 13 liraya durumuna göre seni borçlandırdı. Bir tarafta ev var, bir tarafta para var. Faiz nedir? Parayı paraya. Bankaya gidiyor vatandaş, ihtiyacı var, 10 bin lira ne yapıyor? Kredi alıyor. O parayı banka 12 bin liraya sayıyor, 13 bin liraya sayıyor. Artı yerine göre karını koyuyor. Yani üzerine karını koyarak o şekilde bu parayı veriyor. Bu nedir? Bu faizdir. Evet. Çünkü bir tarafta para var, bir öbür tarafta da para var. Ama birisi 10, birisi 12. 10 alıyorsun, 12 ödüyorsun. Dolayısıyla bu nedir? Bu faizdir. Bu faiz helal mıdır? Hayır. Faizi İslam dini haram etmiş. Dolayısıyla bu vatandaşın yaptığı, bu şekilde yaptığı haram iken önceki vatandaşımız finans kurumuna müracaat ediyor. Kendilerine diyorlar ki sen bizim vakilimizsin. Get evi bul, beğen, fiyatını pazarla bizim namımıza. Biz eksperlerimizi gönderelim. Gelsinler baksınlar. Senin dediğin fiyata değer mi, değmez mi? Yani normal bir fiyat mı, değil mi? Onu da tabii yapıyor yani bu finans kurumları. Eğer şartlar uygun oluyorsa bu evi satın alıyor. Evet. Ve parayı ev sahibine ödüyor. Vatandaşla pazarlığa oturuyor. Ne kadar peşinatın var? Şu kadar. Ayda ne kadar ödersin? Şu kadar. Tamam, anlaşıyorlar. Ve bu evi de o vatandaşın üzerine tapusunu kesiyorlar. Ancak kendilerini güvenceye almak için de ipotek koyuyorlar. Ne zaman ki taksitleri bitirirse o zaman ipotek saldırıyor. Tapu artık kendisine oluyor. O zaman izleyicimizin yaptığı işlemde herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Tekrar kısa Caiz. Bir araya gideceğiz hocam. Caiz. Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, kısa bir aradan sonra yine karşınızdayız. Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, kısa bir aradan sonra yine karşınızdayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Zekat ve fitre parası ile ev eşyası alınır mı? Nasıl yani? Nasıl? Zekat ve fitre parası ile. Yani benim anladığım kadarıyla bu vatandaşa zekat ve fitre veriliyor. Bununla ev eşyası alınır mı diyor. Ben de şöyle anlıyorum bunu. Yani sizin zekatınız var, fitreniz var. Bu zekat ve fitreyi karşı tarafa eşya olarak para alalım. Olarak değil, eşya olarak alıp veriyorsunuz. Muhtaç olduğu eşya olursa caizdir. Diyelim ki siz para olarak vermediniz, adama bir teneke yağ aldınız. Evet. Bir çuval şeker aldınız. Veya buna benzer efendim bulgur aldınız, pirinç aldınız,
çay aldınız, şeker aldınız. Bu geçerli. Çünkü değer ifade eden, para eden her mal zekat olarak verilebilir. Ayakkabı, gömlek, ceket, pantolon ve dediğimiz gıda maddeleri zekat olarak verilebilir karşı tarafa. Hem yani para olarak verdiğinizde belki o gücenir. Yani zekat adından veya zekat fitre adından gücenebilir. Fakat eşya olarak verdiğin zaman o kadar gücenmeyebilir. Ama muhtaç olduğu maddeleri seçmek lazım. Yani kullanabileceği madde, her zaman için. Yani muhtaç olduğu maddeleri seçmezseniz yine karşı taraf mağdur olur. Yani o fakir mağdur olur. Neden? Diyelim ki siz bu adama ayakkabı aldınız. Adamın ayakkabı ihtiyacı yok. Ne yapacak? Bunu nakde çevirecek. 50 liralık para ayakkabıyı gidecek 20 kağıda satacak. Gene mağdur olacak. Yani ama diyelim ki vatandaş düğün yapıyor. Fakirdir. Buzdolabına ihtiyacı var. Ona zekattan buzdolabı aldınız, gönderdiniz. Veya fırın gönderdiniz. Veya halı gönderdiniz. Veya koltuk gönderdiniz. Yani muhtaç olacağı şeyleri gönderirseniz olur. Caizdir. Çünkü bunlar bir evin ihtiyaçları bunlar. Evet. Ama muhtaç olmadığı o anda, muhtaç olmadığı bir maddeyi gönderirseniz bu adam mağdur olur. Şimdi bazı esnaf var. Yani ben ismini söylemeyeceğim, yerini de söylemeyeceğim. Adam senelerden beri boğazında kalmış bir mal var. Onu değerlendirmek için zekat olarak veriyor. Halbuki dışarıda 10 lira etmez, tutuyor 50 liraya sayıyor. Bu kendi kendini aldatmadır. Kişinin kendi kendisini aldatmasıdır. Sattığı fiyat üzerinden hesaplar verirse nasıl olur hocam? E tamam da bu mal satılmıyor. He, satılmıyor. Demode olmuş. Evet. Miadını geçirmiş. Yani güncelliğini kaybetmiş. Güncelliğini kaybettiği için ne olmuş satılmıyor bu. Siz bunu değerlendirmek için zekat niyetiyle veriyorsunuz. Ve kıymetini de yüksek tutuyorsunuz. Bu doğru değil. Çünkü bu zaten işe yaramıyor. Kumaş demoda olmuş. Güncelliğini kaybetmiş. Alıcısı kalmamış. Yüzüne bakan kalmamış. Ben bunu zekat niyetiyle vereceğim. Kendi kendini aldatmadır. Çünkü tahiyyatta var. At-tayyibatu lillah. En iyisi, en iyi malı Allah namına vereceksin. En güzelini Allah namına vereceksin. Demoda olmuş, para etmeme safhasına gelmiş olan malları değil. İyisini vermek lazım. Ki karşılığını bulasın. Evet. Muvaffak olasın. Bu nedenle yani insan zekatını verirken fakiri kayıracak. Fakirin faydasını olanı yapacak. Hangisi fakirden yanaysa, hangisi fakire yararlıysa onu vermek lazım. Onu vermek lazım. İşte maalesef bazı esnaflar bunu yapmıyor. Yani hiç artık değeri kalmamış. Damoda olmuş, yüzüne bakan kalmamış, tutuyor onu zekat niyetiyle veriyor. Yani bunun tersine hocam, varsayalım ki bir züccaciye dükkanına sahipsiniz, günübirlik alışverişinizi yapıyorsunuz ama o anda nakit paranız yok. Tamam. Zekatı vereceksiniz, fitreyi vereceksiniz. O anda malınızdan çıkarıp direktmen verseniz olur mu? Verseniz olur. Karşı tarafın çünkü ihtiyacı olup olmadığını bilemezsiniz. Yani tamam, karşılık taraf ihtiyacı olmazsa da onu satar. Evet. Çünkü mal parlak. Mal para ediyor. Mal değerli. Yani alıcısı çok.
onu o şekilde satabilirsiniz. Ama bunun haricinde stokta yani, kalmış. Stokta özellikle kalmış. Stoku tüketmek adına yani, vermek doğru yani değildir. Doğru değil çünkü yani fakiri mağdur etmektir. Evet. Kendi kendisini aldatmaktır. Bu doğru değil. Hocam bir izleyicimiz de yemek yiyene selam verilir mi? Şimdi yemek yiyene selam verilmez. Lokma ağzında. Lokmayı çiğnediği bir anda siz vatandaşa selam verirseniz bu adam nasıl selamınızı alacak? Yani lokmasını çıkaracak hali yok. Böyle yutacak hali yok. Onun için ona problem yaşatırsınız. Evet. Selam verme. Bekle lokmasını çiğnesin. Sonra selam ver veya hiç selam verme. Selamı vermek sünnettir. Almak. Farz vacip değil. Ama selamı almak farz, vaciptir, farzdır. E bir adamın da selam alabilecek şeysi kalmamış. Yani gücü kalmamış veya imkanı yok o anda. O adam borçlu kaldı. Ancak yemeğini tükettikten sonra ağzındaki yemeğini o zaman selamı alabilir. Ama sünnettir. Adamın da karşı tarafında durumu müsait değil. Ona bir şey yapma. Yani selam verme. Yemek yiyene, Kur'an okuyana, zikir yapana, efendim para sayana, yani buna benzer insanlara selam vermek doğru değil. Kuş uçuranlara, kuşçuluk yapanlar var ya, evet. Küme. Evinde böyle kuşçuluk yapıyor. Buna da selam verme. Niçin? O selam vermemekle belki terbiye olur. Belki kendine gelir. Bu işten vazgeçer. Selam verilmemesinin sebebi ona bir tepki. Ona bir öbürlerin tersinedir yani. Öbür önce saydığınız dördüne karşı tersi bu. Tersi tabii. He. Yani onlar meşgul oldukları için onlara selam. Ama bu ders alsın diye. Ama buna ders olsun diye. He. Tepki olduğunu anlasın diye ona selam vermeyin. O da bu işinden vazgeçsin. Çünkü kuşçuluk, küme yapmak, kuş uçurtmak, etrafı rahatsız etmekten başka bir şey değil. Etrafı huzursuz etmekten başka bir şey değil. Yani bu caiz değil. Günah mıdır hocam? Günahtır tabii. Günah. İnsanın huzuruna musallat olmak günah değil mi? Tabii ki. İnsanı rahatsız etmek günah değil mi? İnsanı üzmek günah değil mi? Caiz değildir. Ki bu da bizim Urfa'mızda çok mevcut yani. Maalesef Urfa'mızda da var, bazı yerlerde de var. Fakat Urfa'mızda daha çok yaygın. Bu yanlış bir şey. Doğru değil. Kuşçuluk caiz değil. Ama almışsın evde, kafeste bir... Beslemişsin. Beslemişsin. Veya bir muhabbet kuşu veya kanarya veya papağan veya buna benzer. Bu problem değil. Ama kuşçuluk yapmak, küme dedikleri, evet. Yani böyle 30, 40, 50, 100 tane kuşu bir kereden uçurmak, etrafı rahatsız etmek, etraftaki insanların huzurunu bozmak, bu dinen caiz değildir. Bir de özellikle hocam hayatlı evleri de yani bizim Urfa'daki durumda. Yani damın üstüne çıkıp kuşu uçurmaları aynı zamanda bitişik komşuların evinin içini görebiliyor. Hem evinin içini görebiliyor. Huzursuz ve rahatsız ediyor. Hem evinin içine musallat oluyor, evet. Hem de yani bizim memleketimizde biliyorsunuz salça çıkarılıyor, evet. Biber çıkarılıyor, buna benzer maddeler çıkarılıyor. Eskiden bulgur yapılıyordu. Bu hayvanlar havadayken pisliğini atıyor. Nereye denk gelirse. İnsanın üzerine olabiliyor, salçanın içine olabiliyor, başka yerlere olabiliyor. Bu da bir eziyettir yani. Karşı tarafa bir eziyettir. Onun için İslam dini kuşçuluğu kabul etmiyor. Diyor onlara selam bile vermeyin. Onlara tepki olsun. Onlara bir protesto mahiyetinde selam vermeyin onlara. Onun için bunlara selam verilmez. Ve biz o zaman izleyicimize diyoruz yani yemek yiyene selam verilmez. Evet. Verilmemeli. Verilmemeli. Özellikle de lokma ağzındayken. Evet. Lokmasını çiğnerken
selam verme. Ama henüz ağzına lokmayı almamış iken selam verebilirsin çünkü selamı alabilecek konumdadır. Veya oturup lokması bittikten sonra tekrar selam verseniz hocam? Yok, oturduktan sonra selamın sesi kalkıyor. Yani ekmek kalkıyor. Sünnet oluşu kalkıyor. Çünkü gelir gelmez selam vermek lazım. Oturmadan önce. Oturmadan evvel selam vermek lazım. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Namazlıksız namaz kılmanın hükmü nedir? Yani yer temiz olduktan sonra namazlık kullanmadan da namaz kılınabilir. Diyelim ki siz tarladasınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahuran. Allah Celle Celaluhu yer küresini bana hem mescit yaptı. Bizden önceki ümmetler, Hristiyanlar, Yahudiler ibadet etmek isterse mutlaka havrasında veya kilisesinde ibadet edecek. Başka yerde ibadet etme şansı yok. Ama Peygamberimiz Allah-u Azimuşşan Hazretleri lütufta bulundu ve Peygamberimizi diğer peygamberlerden ayrı eden özelliklerden birisi de yeryüzü Peygamberimize ve ümmetine mescit hem temizlik vasıtası. Hangi Müslüman nerede namaz vakti gelirse seccade aramaksızın o güzelim toprak üzerinde namaz kılabilir. Suyu bulamadı. Abdest alma suyunu bulamayan bir insan ne yapacak? Etrafa bakındı, su yok. Bu adam ne yapacak? Teyemmüm edecek. Teyemmüm neyle olur? Toprak veya toprak cinsinden olan bir maddeyle olur. Dolayısıyla yeryüzü Müslümanı hem mescit, dilediği yerde namaz kılıyor, hem de temizlik vasıtası. Su gibi onu kullanabilir. İslam dininin Peygamberimize Allah'ın vermiş olduğu özelliklerden biri bu. Yani yeryüzü mescittir. Nerede namaz vakti gelirse namazlık olsun olmaz. Toprak üzerinde namaz kılınır. Taş üzerinde namaz kılınır. Efendim, yani yeter ki kıldığımız yer temiz olsun. Temiz olduğuna kanaat getireceğiz. Evet. İlla temiz olması şart değil. Bizim kanaatimize göre eğer temizse mesele bitmiştir. Biz orada namaz kılabiliriz. Namaz kılmamızda da herhangi bir sakınca yoktur. Ama bu izleyicimiz eğer ev içerisini soruyorsa ve ev içerisinde de siz namaza durun. Burası temiz mi değil mi ev sahibine sormayın. O şüpheye düşmeyin. Siz sormayın. Ev sahibi eğer orası necaset yeri ise, necaset değmişse o sizi uyarmalı. Siz değil. Siz normal namaza durun. Ama ev sahibi dese ki, kardeşim burası temiz değil, lütfen burada değil, şurada kılın. Veya bekleyin, seccade getireyim. O zaman beklersiniz. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala bir sokaktan geçerken üzerine su dökmüşler. Farkında değil. Evden su dökmüşler. Hazreti Ömer ev sahibine seslenmiş. Lütfen ey ev sahibi, bize bu suyun temiz mi necis mi olduğunu bize söyleme. Bize söylemezsen bizim için temiz. Ama necis olduğunu söylersen bize problem yapar. Temizlememiz gerekir. Temizlememiz gerekir. Onun için sesini etme. Temiz de değil mi deme. Sessiz kal. Evet. Onun için bize göre temizdir. Her yer temiz. O niyetle namazını kılacağız. O niyetle biz namazımızı kılabiliriz. Evet. Problem yok. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Erkeğin tesettürü göz kapakları mıdır? Erkeğin tesettürü göz kapakları değil. Haram şeyleri gördüğü zaman gözüne hakim olunabilecek imkanı Allah halk etmiş. O da göz kapaklarıdır. Yoksa Müslümanın yani erkeğin tesettürü bu değildir. Gözle, dizle
göbek arasını örtmesidir. Evet. Tesettürü odur. Ama harama karşı Müslüman erkeğin yani o harama bakmamak için göz kapaklarını indirebilir. O anda gözünü yumar, o kötülük, o münker, o haram ortadan kalkıncaya kadar. Yani bu bir çaredir. Göz kapaklarını Allah erkeği için de, kadın için de rahmet olarak harama karşı yani bir perde olarak halketmiş. O perdeyi indirdi miydi, karşı tarafı görmemiş olur ve problemi yaşamamış olur. Yani erkeğin tesettürü değildir. Değil tesettür. Tabii vatandaş bilmediği için öyle söylemiş evet. olabilir. Evet. Onu biz hoş görüyoruz. Tabii ki. Hocam bir izleyicimiz de namazda hapşırırken eli ağza götürme doğru mudur? Bir Müslüman adab olarak, muhterem Müslümanlar, İslami adab olarak esnerken elinin tersiyle ağzını kapatmalı. Esnerken ağzını mağara gibi, affedersiniz, açmamalı. Bazı insanların dişleri de sağlam değil. Artık acayip bir hale gelmiş. Tiksinti verecek bir hale gelmiş. Bu adam esnediği zaman elinin tersiyle ağzını kapatmazsa karşı tarafı rahatsız eder. Rahatsızdır, evet. Tiksinti verir. İğrençlik verir. Onun için İslam dini esnememeye çalışın. Esnerseniz elinizin tersiyle ağzınızı kapatınız. Ki ağzınız karşı tarafa evet. görünmesin. Efendim aksırırken, hapşırırken elinizi ne yapın? Yine ağzınıza, burnunuzun önüne getirin ki o ağzından, burnundan çıkan o mikroplu tanecikler etrafa saçılmasın. Etrafı rencide etmesin, rahatsız etmesin. Yani mikrop saçmayın. Mikrop saçmayın. Bu da bir adaptır. Şimdi tıp da diyor ki hapşırdığın zaman kolunu burnuna kal, al. Yapamıyorsan elinle onu kapat. Avuç içi. Sonra elini yıka. O mikroplardan elini arındırmak için elini sonra yıka. Yani İslam dini baştan sona kadar adabı öğretiyor insanlara. Adabı yaşatıyor insanlara. Hiçbir mesele yok ki içinde adab olmasın. Adab-ı muaşeret, toplum içerisindeki edebi muhafaza edecek efendim emirler var. Tamamında var. Hepsinde var. Toplumu rahatsız edecek, rencide edecek, huzurunu bozacak hiçbir hareketi İslam dini tasvip etmiyor. Kabul etmiyor. Münasip görmüyor, uygun görmüyor. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru göndermiş. Ben mevsimlik işçiliğine gidiyorum. Erkekler görmesin diye oturarak namaz kılıyorum. Namazım kabul olur mu? Muhtemelen bu soruyu soran bayandır. Bayandır evet. Şimdi işte biz burada yanılıyoruz Sayın Müdürüm. Vatandaşımız İslami bilgileri bir kısım vatandaşlarımız, hepsi değil. Bir kısım vatandaşlarımızın dini bilgileri yok. Dini bilgi edinmemiş. Onun için kadın zannediyor ki ben namaza durursam, erkekler beni görürse namazım bozulur. Halbuki hiç böyle bir şey yok. Erkek kendisinden sorumlu, kadın kendisinden sorumlu. Tesettüre riayet ettikten sonra kadın, vücudunu örttükten sonra parktayken namaz vakti geldi. Parkta namaza ayakta durabilir, namazını kılabilir. Erkek bakarsa erkek günahkar olur. Kadına günah gelmez. Kadının namazına da bir şey gelmez. Caizdir, ayakta namazını kılabilir. Oturarak kılsa namazı geçerli değil. Özellikle de fazladır. Kadın da olsa, efendim erkekler beni görür, görsün,
Yani erkek kadının namaz kıldığını görse namazı kadının bozulur mu? Bozulmaz. Günahkar olur mu? Günahkar olmaz. Çünkü ibadetini icra ediyor. Başka münasip bir yer olsa derdik ki oraya gitsin, namazını kılsın. Parkta oturuyor. Tarladadır. Tarlada çapa yapıyor. Kadın sabahtan akşama kadar. Namaz vakti geldi. Kadın ne yapacak? Namaza duracak. Ama o arada erkekler var. Kadını görebiliyor. Görse namazı bozulur mu? Hayır, bozulmaz. Kadın günahkar olur mu? Kadın günahkar olmaz. Erkek bakarsa kadın namazı bozulur mu? Bozulmaz. Erkek baktığında erkek harama baktığı için günahkar olur. Mesele bu. Balkonda memleketimiz ya sıcak. Kadın balkonunda durdu namaz kılıyor. Etrafta balkonlar var. Öbür taraftan birisi görse, erkek görse bu kadının namazına bir zarar gelir mi? Gelmez. Niye içeride kılmıyor? Ya içeri sıcak. Burası da onun yeri. Yani burada kılsa ne lazım gelir? Namazına bir şey gelir mi? Gelmez. Bozulur mu? Bozulmaz. Yani şunu ifade edeyim ki muhterem izleyiciler, kadın uygun olan yerde namazını kılabilir. Erkekler görse de namazı sahihtir. Namazına bir zarar gelmemiştir. Namazı geçerlidir. Kadının namaz kıldığına bakan erkek efendim günahkar olur. Çünkü hakkı olmayan bir işi yapmış olur. İslam'ın kendisine vermediği bir efendim durumu izlemiş olduğu için günahkar olur. Bunu yapmaması lazım. Yapmaması lazım. Sadece burada kadın tesettür edabına uygun olarak giyinmesi. Yeter ki kadın namazda bütün vücudunu örtecek. Evet. Yüzü ve elleri bileklere kadar açık olabiliyor. Yüzü ve elleri bileklere kadar açık kalabiliyor. Bütün vücudu örtülü olması lazım. Böylesi bir kadın, bu durumda olan bir kadın namazını dilediği yerde kılabilir. Erkek de olsa, erkek de görse efendim namazına bir zarar gelmez. Ama kadın erkek beni görecek endişesiyle oturarak namazını kılsa o namazı geçerli değil. Özellikle de farzlarda. Evet. Çünkü farzlarda kıyam, ayakta olmak, gücü yeten bir insan için ayakta namaz kılmak farzdır. Farz olmadan namaz geçerli olmaz. Namazın farzı yerine gelmezse o namaz geçerli olmaz. Dolayısıyla kadın erkek de görse, erkek de orada olsa, kadının namazını da görse, eğilmesini, doğrulmasını da görse, kadın namazını ayakta kılacak, oturarak namazını kılmayacak, oturarak namazını şayet kılarsa, o zaman o namaz geçerli olmaz. Evet. Hocam, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben tekrar programın sonunda dilek ve düşüncelerinizi alarak programı kapatmak istiyorum. Efendim, ben hep unutuyorum. İyi ki söylediniz, şimdi aklıma geldi. Muhterem izleyiciler, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde bir cami yapılıyor. Fakat takdir edersiniz ki camilerimiz Müslüman kardeşlerimizin katkılarıyla, yardımlarıyla yapılmaktadır. Ve bu caminin temeli atılma safhasındadır. Ve ehli himmetin himmetine muhtaç. Yardım etmek isteyen ya bana telefon etsin, ben onu yönlendireyim. Şu anda adresi tam şey yapamıyorum. Yani bilemiyorum. Ama mutlaka buraya yardım edilmeli. Burası çok zaruri bir hal kesbetmiş. Birçok hasta bakıcı var, birçok doktor var,
sağlık görevlisi var, hasta refakatçisi var, efendim polikliniğe gelen insanlar var. Cuma günleri bu insanların ibadet edecekleri bir yer yok. İbadetlerini ifa edecekleri bir yer olmadığı için sıkıntı çekilmektedir. Onun için muhterem izleyiciler, imkanı olan din kardeşlerimiz, durumu müsait olan din kardeşlerimiz buraya el uzatmaları lazım. Yardım ellerini uzatmaları lazım ki bir an evvel bu cami ayağa kalsın, bu cami bitirilsin ve bu kadar insan, binlerce insan ibadetlerini rahatlıkla o camide ifa etsin ve yardım yapan insanların da sevapları kıyamete kadar yazılsın. İnşallah. Sadaka-i cariyedir bu. Evet, inşallah. Lütfen bu camiye yardımınızı ihmal etmeyin. Yardım ellerinizi uzatınız. En güzel hayır cami yapmaktır. İbadet yerlerini yapmaktır. İnsanların Allah'a kulluk yapmalarını kolaylaştırmak ve onu uygun bir hale getirmektir. Yapacağınız yardımlarınızı şimdiden Cenab-ı Hak dergah-ı izzetinde kabule karin eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinizde olsun. Allah'a emanet olun.